Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir modelle anlatacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bakın çok güzel bir model oldu. İki renkle yaptım bu modelimi. Bakın şöyle yakından göstereyim. Yeşili biraz farklı çıkıyor, koyu çıkıyor ama daha açık bir renk. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın arka tarafı da bu şekilde oluyor. Bunu genelde çoraplarda ve eldivenlerde kullanıyorlar bu modeli. Ben de böyle patiye uyarlamak istedim. Şöyle yan tarafını da göstereyim sizlere iki yanının da. Farklı bir uygulama oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenerek örersiniz. Yine patik burnu başlangıcını ben yaptım. 12 ilmekle başladım. 12 ilmekle başladıktan sonra bir sıra düz ördüm. Daha sonra şişlerimi ayırdım ve artırmalarıma başladım. Bir sıra artırma yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler için bu videonun altına patik burnu yapılışını linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Her şişimde 14 ilmek oluncaya kadar artırmalarımı yaptım. Bir sıra da düz sıramı ördüm. Şimdi yeşil ipimizi bağlayıp modelimizin kurulumuna başlayacağız. Hemen isterseniz modelimizin kurulumuna başlayalım. Yeşil ipimizi bağlıyoruz. Benim elimin ayarına göre, ipimin kalınlığına göre bu patiğim 38 numaraya uyumlu oldu. Eğer isterseniz 39 ve 40 numaraya uygun yapmak isterseniz buradaki bakın bu modeli bir tane daha fazla yapabilirsiniz. Ya da model yaptığım sayıda aynı şekilde yapıp buradaki krem rengi sırasını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi zaten sizlere anlatacağım. İsterseniz hemen modelimizin kurulumuna başlayalım. İlk olarak ilk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. Bir ilmek krem, bir ilmek yeşil, bir ilmek krem, bir ilmek yeşil, bir ilmek krem. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz hanımlar. Her şişimizde 14 ilmeğimiz var. Siz patik burnunu yapın. 14 ilmeğe kadar artırmalarınızı yapın. Daha sonra model kurulumunda birlikte yaparız. Şimdi ilk olarak yeşil ipimle başladım. Yeşil krem, yeşil krem olarak devam ettim. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramı tamamladım. Bir krem, bir yeşil olarak ilmeklerimi ördüm. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek krem rengi örüyorum. Bir ilmek yeşil. 3 ilmek 1 2 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 3 krem, 1 yeşil olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. 3 krem 1 yeşil olarak. İlk başlangıçta bir tane krem örmüştük. Diğer 2 kremimizde bakın son şişimizdeki son 2 ilmeğimizde. Yani 3 tane kremimiz olmuş oldu. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. 1 krem 1 yeşil. Yani ilk sırada ördüğümüz gibi ilk olarak yeşil ilmeğimizle başlıyoruz. Bir yeşil örüyoruz. Bir krem, bir yeşil, bir krem. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Bu başlangıç modelimiz oluyor. Evet. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Bakın. Bu şekilde görünecek modelimiz. Sıramızı bir yeşil bir krem olarak tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bakın modelimiz bu şekilde oluyor. İlk başlangıç modelimiz. Şimdi krem rengi ipimizle bütün ilmeklerimizi örüyoruz düz olarak. Yeşil ipimizi kullanmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem rengi ipimizle düz olarak örüyoruz. 3 sıra boyunca bu şekilde öreceğiz hanımlar. 3 sıra krem rengi ipimizle örüp gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca krem rengi ipimizle düz olarak ördük. Şimdi modelimizin kurulumuna başlayacağız. Hemen başlayalım isterseniz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. 1 ilmek krem,
1 ilmek yeşil, 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 2 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1, 2, 3 krem, 3 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1, 2, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Şimdi hanımlar, şu yan taraflarını sizlere göstereyim. Aslında modelimiz 13 il 12 ilmek üzerine oturuyor. Pardon, 23 ilmek üzerine oturuyor modelimiz. Tek bir model. Bu tek modelin, yani ön tarafa kurduğumuz modelin aynısını arka tarafa da kuruyoruz. Ben yan taraflarındaki şu şeritleri göstermek istedim. İki modelimizin arasında 5 ilmeğimiz kalıyordu. Ben de 2 ilmeği bu şekilde yan taraflarına sabit olarak böyle örmek istedim. Çok da güzel bir detay oldu. Şimdi her iki yanındaki, bakın, şu ilk ilmeğimiz ve sondaki ilmeğimiz her zaman olarak yeşil olarak devam edecek. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Yine ilk ilmeğimizi, yani ön tarafta yaptığımız işlemin aynısını arka tarafta da yapıyoruz. Taban kısmında ilk ilmeğimizi yeşil olarak örüyoruz. 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 3 krem, 2, 3. kremimizi de bu taraftan örüyoruz. 3. kremimizi ördük. 1 krem, 1 yeşil, pardon, 3 kremden sonra 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, yine 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Bakın, ilk sıramızı tamamladık. Bu şişimizin başlangıcında ve 4. şişimizin sonundaki yeşil ilmeğimiz her zaman sabit olarak devam edecek. 2. ve 3. ilmeğimizin, şişimizin de sonuncu yeşil ilmeği ve ilk yeşil ilmeği sabit olarak yeşil olarak yapacağız. Şimdi devam edelim modelimize. Şimdi ilk olarak yine yeşil ilmeğimizi yeşil olarak örüyoruz. Bu ilmeğimiz her zaman yeşil olarak öreceğiz bu ilmeğimizi. 1, 2 tane krem ipimle ördüm. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 1, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. 1 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet, bu şekilde modelimiz devam edecek hanımlar. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Bu sıramızı da anlattıktan sonra diğer sıralarımızda taban kısmını anlatmayacağım. Çünkü videom çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden taban kısmını bir sonraki sıralarda anlatmayacağım. Çünkü aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. 2 krem örüyoruz. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum.
bir yeşil, iki krem, iki yeşil. Bu arada iplerimizi yürütürken kesinlikle sıkı bir şekilde yürütmüyoruz. Yoksa modeliniz büzülmüş olarak çıkar meydana, öyle de güzel durmaz. Şimdi iki yeşilden sonra iki krem örüyoruz. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, iki krem, bir yeşil, bir krem. Evet, modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Yine sabit yeşil ilmeğimizi örüyoruz. Bakın, ilk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. 1, 2, 3 tane krem rengi ipimle ördüm. 1 ilmek yeşil, 1, 2, 3 ilmek krem, 3 yeşil, 2, 3 yeşil, 1, 2 krem ördüm. 1 ilmek yeşil, diğer şişime geçiyorum. 1, 2 tane krem rengi ipimle ördüm. 3 ilmek yeşil ipimle örüyorum. 3 ilmek krem, 1 yeşil, yine 3 krem, 1, 2, 3 krem. Sondaki yeşil ilmeğimiz sabit olarak yeşil olarak öreceğiz, devam edeceğiz. Son ilmeğimizi de krem rengi ipimizle örüyoruz. Bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi taban kısmında da aynı işlemi tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da aynı şekilde ördük. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. Evet, ilk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. Şimdi 1, 2 ilmek krem rengi ipimle örüyorum. 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 4 yeşil, 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek yeşilimi ördüm. Ortada 3 ilmek krem rengi ipimle öreceğim. 1, 2, 3. ilmeğimi diğer şişimden örüyorum. 3. ilmeğimi ördüm. Yine buradan da 4 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. 4 ilmeğimi yeşil ipimle ördüm. 1, 2 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem. Evet, bakın hanımlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Taban kısmını da bu şekilde, yani buradan başladığımız gibi aynı şekilde tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da aynı şekilde ördüm. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1, 2, 3. 3 krem ördük. 1 yeşil, 1 krem, 2 tane yeşil örüyoruz burada. 1 tane krem rengi ipimizle örüyoruz. Yine 2 ilmek yeşil ipimle ördüm. 1 ilmek krem. Diğer şişime geçiyorum. Buradan da 2 ilmek yeşil ipimle ördüm. 1 ilmek krem ipimle ördüm. Yine 2 ilmek yeşil ipimle örüyorum. 1 ilmek krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve son olarak da 1 kremimizi ördük. Bu sıramızı da tamamladık hanımlar. Burada yaptığımız işlemin aynısını taban kısmında da yapıp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmında da aynı işlemi tekrarlayıp geldik. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Yine ilk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. Krem rengi ipimizle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek krem rengi ipimizle örüyoruz. 1 ilmek yeşil. Burada ipimizi yürütürken kesinlikle çok böyle büzüştürmeyin, sıkıştırmayın ki ilmekleriniz büzüşmesin. Büzüşürse eğer, yani ayağınıza çok zor girer. O yüzden çok rahat bir şekilde ilmeğinizi örün. Şimdi ne yaptık? İlk ilmeğimizi yeşil ördük. 6 ilmek krem rengi ipimizle ördük.
1 ilmek yeşil, 1 krem, 4 ilmek yeşil, 1 ilmek krem. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Buradan da 4 ilmek yeşilimi örüyorum. 4 ilmek, 1, 2, 3, 4 ilmek yeşil ördüm. 1 krem, 1 yeşil. Krem rengi ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane krem rengi ipimle örüyorum. 1 yeşil, 1 krem örüp şişlerimi tamamlıyorum. Taban kısmında da aynı işlemi tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, aynı işlemi taban kısmında da tekrarladık. Diğer sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1 ilmek krem ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yeşil ipimle örüyorum. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil, 1, 2, 3 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. Buradan da 3 yeşil örüyorum. 1, 2, 3 yeşil ördüm. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yeşil ördüm. 1 krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet, modelimiz bu şekilde hanımlar. Taban kısmında da aynı işlemleri tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da ördük. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. 2 ilmek krem örüyoruz. 5 ilmek yeşil ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek yeşil ipimizle ördük. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 2 yeşil, 1, 2, 2 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimden ilk 2 ilmeğimi yeşil olarak örüyorum. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4, 5 ilmek yeşilimi ördüm. 2 ilmek krem örüyorum. 1 yeşil ve 1 krem örüyorum. Ön taraftaki modelimizi tamamladık. Şimdi taban kısmını da aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. 1, 2, 3 ilmek krem ördük. 1, 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. 1 ilmek yeşil örüyorum. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 2 ilmek yeşil, 3 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem. Evet hanımlar, sıramız bu şekilde. Taban kısmında da aynı işlemleri tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ilmeğimizle ördük. 1 ilmek krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem, 5 ilmek yeşil, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 2. 3. ilmeğimizi diğer şişimizden örüyoruz. 3. kremimizi ördük. 1 ilmek yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil, 2, 3, 4, 5 ilmek yeşilimizi ördük. 1, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil,
bir krem, bir yeşil, bir krem. Evet, ön taraftaki modelimiz de bu şekilde. Şimdi taban kısmında aynı işlemleri tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da bu şekilde ördük. Diğer sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1, 2 tane krem ördüm. 1 yeşil, 2 krem, 5 ilmek, yeşil, 2, 3, 4, 5 ilmek, yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek, yeşil, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşilimi ördüm. 2 ilmek krem rengi örüyorum. 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem. Evet, bu sıramız da bu şekilde oluyor hanımlar. Taban kısmını da aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da ördük. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek krem, 1 yeşil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek krem rengi ipimizle örüyoruz. 1 ilmek yeşil. Bakın bu ipimizi, yeşil ipimizi çok fazla çekiştirmiyoruz. Çünkü 2 ilmeğimizin arası şey olmasın, büzüşmesin diye. Diğer şişimize geçiyoruz. Buradan da 8 ilmek krem rengi ipimle öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek krem rengi ipimle ördüm. 1 ilmek yeşil ördüm. 1, 2, 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 ilmek krem. Evet hanımlar, bu sıramız da böyle. Taban kısmını da bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını da ördük. Bakın şu anda modelimizin tam orta kısmındayız. Bu sıramızdan itibaren alttaki yaptığımız modeli aynı şekilde tekrarlayacağız. Yani son yaptığımız modelden, yani sıradan başlayıp aynı şekilde sıralarımızı tekrarlayacağız. Yine ben anlatacağım sizlere. Burası tam modelimizin orta kısmı. Şimdi ilk olarak yeşil ipimizle örüyoruz. 1 ilmek, 1, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1, 2 ilmek krem, 5 ilmek yeşil, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil ördüm. İlmeğim çıktı. Evet. 5 ilmek yeşil ördüm. 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşilimizi ördük. 2 ilmek krem örüyoruz. 1, 2 ilmek krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet hanımlar, burada yaptığımız işlemin aynısını taban kısmında da örüp gelelim. Evet hanımlar, modelimize devam ediyoruz. Bir sonraki sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1 ilmek krem, 1 yeşil, 2 krem, 5 ilmek yeşil, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Burada 3 ilmek krem öreceğiz. İkisi burada. 3. ilmeğimizi de bu taraftan öreceğiz. Evet, 3. ilmeğimizi de buradan örüyoruz.
bir yeşil, bir krem, 5 ilmek yeşil, 3, 4, 5, 2 ilmek krem, 1, 2 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Evet hanımlar, bakın sıramız bu şekilde oluyor. Aynı işlemleri taban kısmında da örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi bir sonraki sıramızdayız yine. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1, 2, 3 ilmek krem rengi ipimle ördüm. Ve 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişime geçiyorum. Yine 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 5 il pardon 2 ilmek yeşil, 1, 2 ilmek yeşil, 1 krem, yine 2 ilmek yeşil, 3 ilmek krem, 3 ilmek krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet. Bakın hanımlar, bu şekilde devam ediyor. Yani alt tarafta ilk kısımda ördüğümüz işlemlerin aynısını tersten devam ediyoruz. Yani şuradan itibaren tersten devam edip tamamlıyoruz modelimizi. Aynı işlemleri taban kısmında da örüp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1, 2 ilmek krem, 5 ilmek yeşil, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil ördüm. 1 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem. Diğer şişime geçiyorum. 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil, 3, 4, 5, 2 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem. Aynı işlemleri taban kısmında da örüp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramızdayız. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle örüyoruz. 1 ilmek krem, burada 5 ilmek yeşil örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 3 ilmek yeşil, 1, 2, 3 ilmek yeşil, 1 krem. Diğer şişimize geçiyoruz. 1, 2, 3 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 5 ilmek yeşil örüyoruz. 3, 4, 5, 5 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet hanımlar, bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Taban kısmında da aynı işlemleri tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramızdayız. Bakın modelimizi tamamlıyoruz yavaş yavaş. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1, krem rengi ipimizle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek krem rengi ipimle ördükten sonra 1 ilmek yeşil örüyorum. 1 krem, 4 ilmek yeşil, 2, 3 ve 4. 4 ilmek yeşil ördüm. 1 ilmek krem. Devam ediyorum. Yine bu taraftan da 4 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek yeşil ördüm. 1 ilmek krem. Evet, 4 ilmek. Evet, 1 krem, 1 yeşil, 6 ilmek krem örüyorum. 2, 3,
4, 5 ve 6. 6 ilmek krem ördükten sonra bir yeşil, bir krem örüyorum. Bakın bu şekilde oldu bu sıramızda. Bakın. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. Bir ilmek krem, bir yeşil, 3 ilmek krem, bir yeşil, bir ilmek krem, 2 ilmek yeşil, bir krem, bir krem, 2 yeşil, bir krem. Diğer şişimize geçiyoruz. Evet, diğer şişimize geçtik. 2 ilmek yeşil, 1, 2 ilmek yeşil, 1 krem, yine 2 ilmek yeşil, ipim dolaştı. Evet, buradan devam ediyoruz. Diğer şişimize geçtikten sonra 2 ilmek yeşil ördük, 1 krem, 2 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet hanımlar. Bu sıramız bu şekilde oldu. Şimdi aynı işlemi taban kısmında da tekrarlayıp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek yeşil ördük, 2 ilmek krem örüyoruz, 1, 2 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1, 2, 3, 4 ilmek yeşil ördük, 3 ilmek krem örüyoruz, 1, 2, diğer şişimize geçiyoruz. 3. ilmeğimizi de buradan ördük. Yine 4 ilmek krem, yeşil ipimizle örüyoruz. 4 ilmek, 1, 2 tane krem ördüm. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem, 1 yeşil ve 1 krem. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Taban kısmını da aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 1, 2, 3 ilmek krem rengi ipimizle ördük. 1 ilmek yeşil. 1, 2, yine 3 ilmek krem rengi ipimizle örüyoruz. 3 ilmek yeşil. 1, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Diğer şişimize geçiyoruz. 2 ilmek krem, 3 ilmek yeşil, 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil ve 1 krem. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Taban kısmını aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Artık son sıralardayız. İlk ilmeğimizi yeşil ipimizle ördük. 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem, 2 ilmek yeşil, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 ilmek yeşil, 1 krem. Diğer şişimize geçiyoruz. 1 yeşil, 2 krem, 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 krem, 1 yeşil ve 1 krem olarak
Ön tarafı tamamlıyoruz. Aynı işlemi taban kısmında da uygulayıp gelelim. Evet hanımlar. Modelimizin son sırasındayız artık. Bu sıradan sonra modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi son sıramıza geçelim artık. İlk ilmeğimizi yeşil olarak ördük. 1 ilmek krem, 1 yeşil, 3 ilmek krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 3 ilmek krem. 2 ilmeğimiz bu tarafta. 3. ilmeğimizi diğer şişimizden öreceğiz. 3. ilmeğimizi ördük. 1 ilmek yeşil, 2 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 ilmek krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil ve 1 krem. Evet hanımlar, bu sıramızla birlikte son sıramızı tamamlamış olduk. Bakın modelimizi tamamladık. Taban kısmını da siz örün. Taban kısmından sonra 2 sıra krem rengi ipimizle düz olarak örelim. Yeşil ipimizi kullanmıyoruz. 2 sıra boyunca krem rengi ipimizle düz olarak örelim. 3. sıramızda ayrım kısmımızı yapacağız. Daha sonra arka taraftaki bu modellerimizi kuracağız. Şimdi 2 sıra boyunca düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, modelimizi tamamladıktan sonra 2 sırada krem rengi ipimizle düz olarak ördük. Şimdi 3. sıramızda ayrım kısmını yapacağız birlikte. Ben yeşil ipimi kopardım burada. Hemen ayrım kısmına geçelim isterseniz. Yine düz olarak örmeye devam ediyorum krem rengi ipimle. Son ilmeğime geldiğimde, bakın son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Diğer şişime takıyorum. Son ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum bakın. İki ilmeğin yerlerini bu şekilde değiştirerek ilmeğimi örüyorum. Bu şişimi alıyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Evet, ayrım yaptıktan sonra ilmeğimizi ördük ve bu şişimizi aldık. Şimdi diğer şişimize geçiyoruz. Buradaki ayırdığımız, yani çapraz olarak ayırdığımız yerlerini değiştirdiğimiz ilmeğimizle bir sonraki ilmeği birlikte alarak kesim yapıyoruz. Burada modelimizin oturması için bir kesim yapıyoruz. Kestiğimiz ilmekle birlikte 6 tane ilmek haroşa örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördükten sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, şimdi burada ipimizi bağlamayacağız. Diğer şişime geçiyorum. Taban kısmındayım bu arada. İlmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Diğer ayrım kısmına kadar düz olarak örüyorum. Evet, diğer şişime geçiyorum. Düz örmeye devam ediyorum ilmeklerimi. Biraz hızlı örüyorum hanımlar. Siz videoyu durdurup örebilirsiniz. Evet, son şişime geldim. Ayrım yaptığım şişimdeyim. Şimdi yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi düz ördükten sonra kalan 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Buradan geriye döndüm. Şimdi ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. 6 ilmekten sonra örgümüzün ters yüzündeyiz. İlmeklerimizi, ipimizi ön tarafa alarak ters olarak örüyoruz. Ters örgüyü bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. İpimiz ön tarafta. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ayrım kısmına kadar sadece düz yüzünden örüyorduk. Ayrımını yaptıktan sonra hem ters yüzünden hem de
düz yüzünden örmeye devam edeceğiz. Evet, bütün ilmeklerimi ayrım kısmına kadar ters olarak örüyorum. Bu arada hanımlar, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız video yüklediğimde her an haberdar olursunuz. Bir şeye takıldığınızda videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yani herhangi bir videonun altına yorum yapabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı da beğeniyorsanız eğer beğeniye tıklarsanız çok sevinirim. Desteğinizi bekliyorum. Evet, son 6 ilmeğime geldim. Son 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Ayrım kısmındayım. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Bakın, ilk 6 ilmeğimiz haroşa örgü. İlk dişimizi örmüş olduk bu sırada. Şimdi buradan 6 tane haroşadan sonra 2 ilmek düz örüyoruz. Burada yeşil ipimizi tekrar bağlıyoruz. Evet. Burada ipimizi tekrar bağlıyoruz. Hemen modelimizin kurulumuna başlayacağız. Siz isterseniz düz de yapabilirsiniz. Yani ben bu şekilde çok beğendim. Yeşil ipimizi bağladıktan sonra bir ilmek yeşil ipimizle örüyoruz. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, üç krem, iki, üçüncü kremimiz bu tarafta. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, üç krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, üç krem. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Diğer iki şişimizi de bu şekilde örelim. 3 krem, yani benim başladığım gibi yaparsanız eğer modeliniz tam olarak oturacaktır. Haroşadan sonra 2 ilmek düz ördüm. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem. Yine aynı şekilde tekrarladım. Kalan 2 şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, 2 şişimi tamamladım. Modelimizin ters yüzüne geçiyoruz. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3. 3 ilmeğimi krem rengi ipimle ters olarak ördüm. 1 ilmek yeşil örüyorum. 5 ilmek krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. ilmeğimi diğer şişimden öreceğim. 5. ilmeğimi de buradan ördüm. Bu sıramızda 5 krem, 1 yeşil olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, şu 2 yeşilin ortasındaki krem rengi ilmeğimizi yeşil olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Bakın, bu taraftan düz yüzünden de sizlere göstereyim. Bu şekilde görünecek modelimiz. Diğer 2 şişimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ben 2 şişimi de tamamladım, diğer şişlerimi. Düz yüzüne geldim modelin. İlk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa ördüm. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Krem rengi ipimle 1 ilmek yeşil örüyorum. 1 krem, 1 yeşil, 3 ilmek krem, 2 ilmek burada. 3. ilmeğimi de bu taraftan örüyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Yani yabancılık çekmeyeceksiniz. Buraya kurduğum model de bakın bu şekilde, ilk sırada kurduğumuz modelin aynısı. Sadece tersten ve düzden kurulumunu yapıyoruz.
Evet, ilk sıra diğer iki şişimizi de bu şekilde örelim. Bu sıramızda ördüğümüz gibi örelim. Diğer sıramızda görüşelim. Evet hanımlar, ben sıramı tamamladım. Modelimin ters yüzündeyim. İlk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bu sıramızda yeşil ipimizi kullanmıyoruz. 4 sıra boyunca krem rengi ipimizle hem tersten hem düzden örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi krem rengi ipimizle öreceğiz. Yeşil ipimizi kesinlikle kullanmıyoruz. Daha sonraki sıramızda, daha sonraki modelimizi kurarken kullanacağız yeşil ipimizi. Şimdi bu sıramızda birlikte 4 sıra boyunca krem rengi ipimizle hem tersten hem düzden örelim hanımlar. 4 sıradan sonra yine modelimizin kurulumunu yapacağız birlikte. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın tam üzerine değil de iki modelin ortasına gelen kısma kurdum modeli. Şimdi 4 sıradan sonra 4 sıramızı örelim. Daha sonra burayı da göstereceğim hanımlar. 4 sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 4 sıra boyunca krem rengi ipimizle ördük. Şimdi modelimizin ters yüzündeyiz. Modelimizi ters yüzünden kuracağız. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizden sonra ipimizi ön tarafa alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ters ördükten sonra 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Diğer şişime geçiyorum. Yine aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem. Evet, diğer iki şişimizi de bu şekilde tamamlayalım. Bakın iki modelimizin tam orta kısmına gelen yere bu sefer modelimizi kurduk. Diğer sıramızda da şu ortasındaki işlemi yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Modelimizin düz yüzündeyiz. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Haroşa örgümüzden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz olarak örüyoruz krem rengi ipimizle. 1 ilmek yeşil örüyoruz. Diğer şişimize geçiyoruz. 5 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Yani bir önceki modelimizde ördüğümüz gibi modelimizin kurulumu aynı şekilde. 1 ilmek yeşil, 5 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Farklı bir işlemimiz yok. Evet. 5 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, modelimizin ters yüzündeyiz. İlk 6 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmekten sonra ipimizi ön tarafa alıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ters ördükten sonra 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 ilmek krem örüyorum. Diğer şişime geçtim. 3 ilmek krem, 1, 2, 3. 3 ilmek krem, 1 ilmek yeşil, 1 krem, 1 yeşil, yine 3 krem. Evet hanımlar, modelimizin son sırası da bu şekilde. Zaten biliyorsunuz bir önceki sırada yaptığımız gibi. Ben bu kadar uzun anlatmamın sebebi yeni öğrenenler de mesaj atıyorlar, yorum yapıyorlar. Yani daha fazla anlatır mısınız diye. O yüzden anlatıyorum. Hani bilenler buraları izlemek zorunda değil. Bilenler de bu şekilde modelin kurulumunu bilecektir, yapacaktır. Ama ben bilmeyenler için, yani yeni öğrenenler için de anlatmak istedim. Bu şekilde uzun anlatıyorum. Evet, modelimizi kurduktan sonra
4 sıra daha krem rengi ipimizle düz örüyoruz. Bakalım arka tarafta kaç model kurmuşuz. Şimdi ikinci modelimizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 model kurduktan sonra topuk kısmını yapacağız birlikte. Şimdi biz 2 modelimizi kurduk. 3 model daha yapalım. Her 2 modelimizin arası 4 sıra krem olacak. 4 sıradan sonra çapraz bir şekilde bakın. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra bir sonraki, yani bu modelimizi tamamladık. 4 sıra krem ördükten sonra ilk başta uyguladığımızın aynısını, aynı hizasında modelimizin kurulumunu yapacağız. Daha sonra bu modeli bitirdikten sonra 4 krem örüyoruz. 4 kremden sonra, 4 sıra kremden sonra yine aynı şekilde her iki modelimin ortasına gelecek şekilde modelimi kuruyorum. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlıyorum. 5 model olana kadar modelimizi yapalım. Şimdi haroşeyden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 diş haroşamız olmuş. Son modelimizden sonra galiba 2 ya da 3 sıra krem rengi ipimle düz olarak örmüşüm. Şimdi siz 5. modeli kurduktan sonra, modeli bitirdikten sonra 18 diş haroşa olana kadar yapın. Daha sonra topuk kısmını hep birlikte yapalım hanımlar. Şimdi modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi ayrım kısmından sonra bakın modelimizi kurmuştuk. 2 model yapmıştık. 3 model daha yaptık modelimizi. 18 diş haroşa olana kadar da kenar haroşamızı tamamladık. Son 5. modelimizi tamamladıktan sonra bakın 3 sıra boyunca düz ördük krem rengi ipimizle. Şimdi topuk kısmını birlikte yapacağız. Hatırlıyorsanız eğer ayrım kısmını yaptıktan sonra bu taraftaki şişimizde bir tane kesme yapmıştık. Yani bu şişimizde bir tane ilmeğimiz eksik. Diğer tarafta bir tane fazla olmuş oluyor bu şişimizde. Ben 2 şişe indirdim şişlerimi. Hemen topuk kısmını örmeye başlayalım. İlk olarak haroşalarımı örmeye başladım. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şişimde son 8 ilmek, son 7 ilmek kalıncaya kadar öreceğim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet, son, bakın 3, 6, 7. Son 7 ilmek kaldı. Buradaki ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmeğimizi örmüş olduk. Burada da 7 ilmeğimiz var. Bu 7 ilmeğimizin ilk 3 ilmeğini birlikte alarak kesme işlemi yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa bu patiğimizde topuk kısmına 10 ilmek bırakacağız hanımlar. Evet, diğer şişime gerek kalmadı, onu bıraktım. Şimdi 2 şişimle devam edeceğim. Burası topuğumuzun tam orta kısmı. Dediğim gibi topuk kısmını normalde 12 ilmekle yapıyordum. Bu sefer biraz uzun oldu diye, yani 38 numaraya tam olsun diye topuğundan ayarlamak istedim. 12 ilmek değil de 10 ilmek yaptım. Şimdi burada 3 ilmeğimizi birlikte aldık. Kalan son 4 ilmeğimizi de düz olarak ördük. Şimdi diğer şişimizden 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördükten sonra sonraki 3 ilmeğimi bakın birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. Kestiğimiz ilmekten başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimizi topuk kısmına ayarladık. Geriye döndük. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ters yüzündeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 10. ilmeğime geldiğimde kesme yapacağım. Evet, bakın kesme yaptığım ilmeğime geldim. İpim ön tarafta. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğime gelince
Bakın son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. Modelin ters yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 10. ilmeğime geldiğimde yine kesme işlemi yapacağım. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi hanımlar buradaki fazla olan, yani bu şişimizdeki bir tane fazla olan ilmeğimizi eşitlemek istiyorum ben. Şimdi buraya geldiğimde, çünkü burada bir tane kesim yapmıştık hatırlıyorsanız eğer ayrım kısmında. O yüzden burada fazla ilmeğim olsun istemiyorum. Çünkü kesmelerde, yani topuğun bitiminde benim istediğim gibi denk gelmiyor. O yüzden son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki 2 ilmeği, yani bakın 3 ilmeğimi birlikte alarak ilmeklerimi eşitlemiş oldum. Buradaki ve buradaki ilmeklerimi eşitlemiş oldum. Buradan geriye dönüyorum. Topuğumuzun alt tarafında kestim ki fazla görünmesin diye. Geriye döndüm. İlmeklerimi ters örgü olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum ve geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 10. ilmeğime geldiğimde, bakın 10. ilmeğime geldim. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesme işlemi yapıyorum. Evet, bakın topuğumuz oluşmaya başladı. Topuğumuz 10 ilmekten oluşuyor hanımlar. 10 ilmeğimizi yürüteceğiz. Sağdaki ve soldaki ilmekleri birer birer keserek tamamlayacağız. Son 7 ilmek kalıncaya kadar, bakın şuradaki haroşayla birlikte 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimizi birer birer keselim. Gidip gelerek tabii ki kesiyoruz buradaki ve buradaki ilmeklerimizi. Bakın haroşayla birlikte 7 ilmeğimiz kalacak. 7 ilmeğimiz kalınca haroşayı başlayacağız. İsterseniz ben videoyu durdurayım. Siz de topuğumuzu tamamlayın. Şimdi topuğumuzu tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bakın 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi devam ediyoruz ve haroşamızı başlıyoruz burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örmeye başlıyorum. 10 ilmeğimi topuğa ayırdığım 10 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Siz haroşayı önden alarak örüyorsanız ipinizi ön tarafa alıp o şekilde örebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum haroşayı. Evet, son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Haroşamı ördüm. Son ilmeğime geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir sonraki ilmeğimle birlikte kesme yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. 10. ilmeğime geldiğimde sonraki ilmeğimle 10. ilmeğimi sonraki ilmeğimle birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Son ilmeğime gelince ipimi ön tarafa alıp son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ikisini birlikte aldım. Geriye döndüm. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Evet, son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örmeye devam ediyorum. Yine son ilmeğime geldiğimde ipimi ön tarafa alıyorum. Son ilmeğimle bir sonraki 2 ilmeğimi, yani bakın 3 ilmeği, bu sefer 3 ilmeği birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Geriye döndüm. Haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi bu tarafta da bir üçlü kesim yapacağız. Son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki 2 ilmeği, bakın 3 ilmeği birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşaları örmeye devam ediyorum.
Son ilmeğime geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. Son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Artık son sıramızdayız. Patiğimizi bitireceğiz. Son ilmeğime geldiğimde son ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi, ikisini birlikte aldım. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Son ilmeğime geldiğimde bakın 3 ilmeğimiz kaldı sadece. İpimi ön tarafa aldım. Bu 3 ilmeği, 3'ünü birlikte alarak ilmeklerimi bu tarafta bitirdim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi tamamen keseceğiz ve patiğimizi bitireceğiz artık. Bakın ilk 2 ilmeğimi, ikisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Buradaki ilmeğimi diğer şişime takıyorum. İkisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Yine buradaki ilmeğimi diğer şişime takıyorum. İkisini birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keserek patiğimizi tamamlayacağız. Evet, 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Bu şekilde. Yine son ilmeğime, kesme yaptığım ilmeğime gelince bakın burası 4 ilmeğimiz kalmış oluyor. Şişimizde son bu 4 ilmeğimi de 4'ünü birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Şimdi tığımı alıyorum. Ben kenarlarına sık iğne yaptım. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Kenarlarını sık iğne döndüm. Açılma yapmasın diye. Şimdi zinciri çektikten sonra hemen tığımla yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şuradaki yuvalara batacağız. Şuradaki yuvalara birer tane sık iğne yaparak patiğimizi tamamlayacağız. Bir tane sık iğne yaptım. Diğer yuvaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmayın sık iğneyi. Yani ayağınızdan geçmez. Yine bir sonraki yuvaya battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki sık yuvaya battım. İlmek çıkarıp bir tane sık iğne yaptım. Yine bir sonraki yuvaya battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde sıramızı, sık iğnemizi tamamlayacağız. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Ya da siz farklı bir şey yapmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Sizin zevkinize kalmış artık. Nasıl yapmak isterseniz. Evet hanımlar. Bu şekilde bütün kenardaki bakın şu ilmeklere, yuvalara birer tane sık iğne yaparak şuraya geldiğimizde de bakın bir tane buraya, bir tane de bu tarafa. Yani ayrım yaptığımızda, çapraz yaptığımız ilmeklerimize bir tane bu tarafa, bir tane de buraya sık iğne batarsanız daha sonra kendiliğinden o gelecektir şeyi. Yani burası düzgün bir şekilde oturacaktır. Diğer yerlere yani şu yuvalara birer tane sık iğne yaparak şurada tamamlayalım. Şuraya kadar yapalım. Orada buluşalım. Evet hanımlar. Ben sık iğnemi tamamladım. Bakın arka kısmında haroşa yaptığımız yerde de her haroşaya, her diş haroşaya da bir tane sık iğne batarak son başlangıç yerime geldim. Başlangıç yerinde ilk bir tane zincir çekmiştik. Bakın şurası. Buraya batıyorum. İlmek çıkartıyorum buradan. Burayı birleştirip koparacağım şimdi. İlmeği çıkardım ve ilmek kaydırma yöntemiyle diğer ilmeğimin içerisinden ipimi çıkardım. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Patiğimi tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi hemen mankenime de geçireyim. Ben çok zevkle ördüm. Siz de inşallah zevkle örersiniz, beğenirsiniz. Evet, şöyle göstereyim sizlere. Bakın hanımlar, çok güzel oldu. Yan detayı da ben çok beğendim. Şu iki modelin arasındaki şurayı çok beğendim. Çok güzel oldu. Arka kısmı da dediğim gibi çok güzel oldu. Sizler de inşallah beğenerek yaparsınız. Yani yeni öğrenenler için iki renkle çok kolay yapılabilecek bir model. İnşallah beğenerek yaparsınız.
Yani hanımlar kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Desteğinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.